Karvokal'den herkese merhaba. Bugün sizlere CRV4445 Android multimedya cihazımızın tanıtımını yapacağız. Öncelikle bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzü dilerseniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstemediğiniz uygulamaları silip istediğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz. Alt tarafta kısa yol uygulamalarımız mevcut. Gördüğünüz gibi navigasyonumuz, radyo, bluetooth, video, müzik ve görüntü olarak kısa yol uygulamalarımız mevcut. Uygulamalar menüsüne geldiğimiz ise burada cihazda eğer teybiniz destekliyorsa araç bilgileri, onun dışında Play Store, Gmail, Galeri veya Play Store'dan indirdiğiniz tüm Android uygulamalarını burada görebilirsiniz. Kısaca kısa yollarımızdan başlayalım. Navigasyonumuza tıkladığımızda tanımlamış olduğunuz Google haritalar veya bizim üzerine yüklemiş olduğumuz saygıcı tanıtarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz internetli veya internetsiz de kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Radyomuza tıkladığımızda ise bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Direksiyon kumandası üzerinden ses açma kısmı veya ileri geri gibi fonksiyonları kullanabilirsiniz. Buradaki kısa yol tuşlarımızdan istediğiniz frekansı ayarladıktan sonra aşağıdaki kutucuklara basıp tutarak kaydedebiliriz. Yaklaşık 16 adet radyo kaydedebilirsiniz. Hemen home tuşundan geriye geldiğimizde telefon uygulaması bizi karşılıyor. Burada da cihaz telefonunuzdan taratma yaparak cihazın adını bulup şifresini girdikten sonra bağlantı yapabilirsiniz. Telefon görüşmelerinizi bu cihaz üzerinden yapabilirsiniz. Dilerseniz reddedip cevaplama gibi de özelliklerini kullanabilirsiniz. Daha sonra USB'den aktardığımız müzik veya videoları izleyebiliriz. Alttaki kısa yol tuşlarımızdan da video geçişleri yapabiliriz. Daha sonra klasöre tıklayarak da oluşturmuş olduğunuz klasördeki videoları ayrı ayrı izleyebiliriz. Yine aynı şekilde USB'den dinlemek istediğiniz müzikleri de müzik uygulamamızdan giriyoruz. Burada da alttan tekrar değiştirme, ileri geri durdurma gibi özelliklerini kullanabilirsiniz. Yine müziği ileri sarabilirsiniz. Veya tekrar yapmış olduğunuz klasörleri ayrı ayrı dinleyebilirsiniz. Onun dışında cihazımızın ayarlarına geldiğimizde kablosu özelliğine tıklayarak telefonunuzdan oluşturmuş olduğunuz hotspot'un şifresini girerek cihazımızı internete bağlayabiliriz. Daha sonra cihaz ayarlarını yapabiliriz. Tarih saat ayarlarına girip buradan doğru bir şekilde yapabiliriz. Konum ayarlarımız, ekran ayarlarımız yine ayarlar menüsünde. Daha önce de belirttiğim gibi direksiyon kumandasının tüm fonksiyonları çalışır. Buradan tekrar cihazımızı kontrol edebiliriz. Uygulamalar menüsüne geldiğimizde ise Play Store'a kullanmış olduğunuz e-postayı girerek uygulama indirebiliyoruz. Dilerseniz e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. Burada bir Easy Connect özelliğimiz var. Buradan da Android işletim sistemi veya iOS işletim sistemine sahip cihazlarımızın ekran aktarım, ekran yansıtma gibi özelliklerini kullanabiliriz. Cihazımızda 10 band equalizer özelliği desteği vardır. Mevcut hoparlörlerinizin buradan istediğiniz frekansı ayarlayıp ses ayarlarını istediğiniz 10 band equalizer üzerinden yapabilirsiniz. Uygulamalar menüsünde tekrar S dosya yöneticimiz vardır. Buradan dahili belleklerinizden SD kart veya USB üzerinden cihaza yükleme yapabilirsiniz. Video, müzik veya istediğiniz dosyaları, resimlerinizi atabilirsiniz. Daha sonra telefonunuzdan oluşturmuş olduğunuz Bluetooth bağlantısı üzerinden de AUX'a gerek kalmadan telefonunuzdan açtığınız müzik veya sesleri cihaz üzerinden de dinleyebilirsiniz. Karvokal'den bugünlük bu kadar. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.